Herkese merhabalar. LGS yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Hızlanma kampımızı bitirdik. 2022 LGS'ye gümbür gümbür yaklaşıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte chores konusunu, yani ev işleri konusunu öğreneceğiz. Birazdan videomuz başladığında zaten neyin ne olduğunu göreceğiz. Expressing obligation, expressing responsibilities, yani zorunluluklarımızı tarif ederken, sorumluluklarımızı tarif ederken söyleyeceğiz. Mesela I'm in charge of setting for table. Ben masayı toplamaktan sorumluyum diyor. Responsibility, sorumluluk demek. Ama obligation ise zorunluluk. Yani I must tidy my room. Odamı toplamak zorundayım diyorsun Tonguç'um. Ve aynı zamanda like, dislike, bunu zaten eski konulardan da biliyoruz. Tabii ki LGS 2022'de hiçbir soruyu kaçırmak istemediğimiz için bilhassa sözel bölümde de Türkçeden sonra öğrencilerin en fazla zorlanan ders İngilizce olduğu için İngilizce ayrı bir önem vereceğiz. Zoru Bankası'ndan, Dinamo İngilizce'den, Taktikli İngilizce'den mutlaka sorularımızı çözmemiz lazım. Burada chores ünitesiyle alakalı çok güzel sorularımız var. İlk iki testi burada ödev olarak veriyorum Tonguç'um sana. Chores'ta test 50 ve test 51 ve ekstra dijital sorularımızı mutlaka çözmelisin. Tabii ki videodan sonra. Anlıyorsun değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Evet, Dinamo soru bankamızda da yine chores'la alakalı özel testlerimiz var. Burada yine kelime bilgimizi bitirdikten sonra, yani kelimelerimize çalıştıktan sonra başlayacağız. Kelimelerden sonra başlamazsak sıkıntı yaşarız. Hemen chores ünitesini bulmak istiyorum şurada. Nerede? Chores bakayım, hemen bulamadım. Evet, on the phone, in the kitchen. Burada chores ünitesini buldum. Burada ünite 8'de önce kelimeleri çalışacağız. Bu dersimize kelime bilgisine yoğunlaşacağız Tonguç'um. Ve onda 10 Zoru Bankası'nda da İngilizce kısmındaki chores testlerini bitiriyoruz. Tamam, o zaman bu kadar bal yaptığımız yeter. Şimdi hep birlikte videomuza başlayalım. Konumuzu güzel bir şekilde öğrenelim. Arkamıza yaslanalım ve dersimizi başlatalım Tonguç'um. Şimdi burada vacuum, take out, tidy up, wash, dust, make gibi puzzle farklı yapmışsınız hocam. Puzzle puzzle kelimeler var. Şimdi biz bunları öğrenirken, bugünkü konumuzda bunları öğrenirken hem alıştırma yapacağız, alıştırmalar üzerine gideceğiz. Hem de konuyu buradan pekiştirmeye çalışacağız. Sonuç herhalde benim. Şimdi esasında kelimeleri ben sana direkt de verebilirdim. Diyebilirdim ki mesela vacuum the floor diyebilirdim. Yani yerleri süpürmek diyebilirdim. Aa. Ama ben sana biraz oyun yapmak istedim. Böyle puzzle gibi olsun dedim ki sen bunları birleştir. Ama hocam, bakalım direkt bana söylediğiniz cevabı dedin. Tabii bak, zaten renklerinden de anlıyorsun. Yeşille yeşil mesela. Hani renkli. Böylece ama renk yeteneğini... Ama her zaman tutuyor mu hocam gerçekten? Renk yeteneğini de geliştirmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum. Tam da kopya veremem. Şimdi başlayalım. Gerçekten zevkli, heyecanlı, sıra dışı bir derse devam ediyoruz. Şimdi kamp gidiyor? Nasıl gidiyor bu arada Tonguç? Kampımız hocam iyi gidiyor. Kampta ateşi deri gibi vücudumu sardı hocam. Vacuum the floor dedik. O zaman birinci sorunun cevabına Ceyhan'ı yazıyoruz. Bir C oldu. Ne demek vacuum the floor? Vacuum böyle fık diye yerleri süpürüyor ya, elektrik süpürgesi. Aa. Onun gibi yerleri süpürüyor, vakumlamak ve floor da zemin. Tamam mı Tonguç Eylül'üm? Take out nedir peki? Take out dışarı çıkarmak. Dışarı almak. Neyi dışarı çıkarabilirsin sen dediniz? Furniture'ları dışarı çıkartabiliriz. Mobilyaları dışarı çıkartabiliriz. Mobilyaları dışarı çıkarabilirsin, doğru, ama sadece hayatında belki bir kere iki kere yaparsın taşındığın zaman. Normalde günlük hayatımızda biz en çok the garbage, yani çöpü dışarı çıkarırız. O yüzden ikinin cevabı deniz biz olacak. Biz çıkarmıyoruz dışarıya, biz sadece şey yapıyoruz. Ne kapıcı yapıyoruz? Alıyor. Tamam, kapıcı da alsa, apartman görevlisi de alsa, onlara teşekkür ediyoruz Sadık amcamıza. Ama kapının önüne, yani sokak kapısının önüne koyman lazım. Adam seni mutfağına girip alamaz doğru ki. Doğru hocam. Tidy up, tidy up. Bizim apartman görevlisi bayağı samimi hocam, her tarafa geliyor. Çok güzel. Tidy up dediğimizde, üçüncüsüne baktığımızda tidy up dediğimizde neyi düzenleriz, neyi toparlarız biz? Bulaşıkları mı yoksa odamızı mı yoksa... Odayı hocam. Odayı. O zaman tidy up the room, yani Edirne diyorum. Peki zaten, renkler uymuyormuş gerçekten. Birazcık İlkinde yanıltıcı challenge seçenek. Evet, bu sazan seçeneğiymiş. Wash the ne olabilir? Dishes. Wash the, mobilyalar yıkanmaz sonuçta, saçmalık, mobilyalar yıkanmayacağı için wash the dishes diyoruz. Bulaşıkları yıka. Evet, dust ne olabilir? Dust da tozunu almak. Neyin tozunu alabiliriz? Dust the furniture. Mobilyaların tozunu alabiliriz. Zaten gerçekten günlük hayatımızda artık çok fazla toz var. Her yer toz toprak içerisinde. O yüzden bu en fazla yaptığımız şeylerden bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz ortamda bayağı bir toz var. Make artık en sonuçlu sen. Bir tane de sen hocam, de hocam bayağı zor hocam. Bakalım. Bu gerçekten kafamı çok karıştırıyor. Make the bed. Harikasın. Gerçekten zekanı kullandın. Ve tek arta kalanın bu olduğunu bildin. Ve şimdi geçiyor. Şimdi Let's Practice. Milletin Bakanlığı'nın kitabını inceledik biz. Zaten biliyorsun sene sonuna gireceğin sınavı da oradan hazırlıyorlar. Oradaki kazanımlara bakarak hazırlıyorlar. Burada Milletin Bakanlığı alıştırmalara benzer bir alıştırma yapmak istedik. Dedik ki my mother, benim annem, wash the trash veya wash the dishes every day. Annem her gün bulaşıkları mı yıkar yoksa çöpü mü yıkar sence? Bence bulaşıkları yıkar hocam. Aynen, o zaman wash my mother washes the... O zaman şöyle altını çiziyorum. Wash the dishes every day. Dolayısıyla burası yok. Tamam mı Tonguç'um? Cümlenin orijinal hali böyle devam etmesi lazım. Şuna bakalım. Mary does the laundry mi? Hocam circle the correct words demiş.
O zaman şöyle correct yapalım. Tamam. Ama ben cümlenin de devamını görmeni istiyorum. Çünkü biraz karışık ya. Şunu da çarpı atalım. Güzel. Mary does the laundry mi? Mary makes the laundry mi? Tonguç evladım benim. Hocam gerçekten çok karışık. Karışık. Does yapmak demek. Make de yapmak demek. Do does yapmak. Nasıl laundry de ne kullanılıyor hocam? Laundry yani burada make baştan yani yoktan böyle yapmak gibi anlamı geliyor. Do ise direkt normal yapmak. Mesela ödevini yapmak. Do the homework. Do the laundry. Çamaşırları yıkamak gibi. Dolayısıyla burada Mary does the laundry demen lazım. Makes'in üzerine çiziyorum ve bize emredildiği gibi circle the correct word diyorum. Şimdi şuraya bakalım. My sister likes feeding the dog mı? Watering the dog. Köpek sulanır mı yoksa beslenir mi? Çok tabii ki de beslenir. O zaman my sister likes feeding the dog diyoruz. Watering'in üzerine çiziyoruz ve feeding'i de yuvarlak içine alıyoruz. Taking out the clothes is a difficult responsibility for me. Elbiseleri dışarı çıkarmak benim için önemli bir sorumluluk. Zor bir sorumluluk mu yoksa elbiseleri ütülemek benim için zor bir sorumluluk mu? Tabii ki elbiseleri niye dışarı çıkarırsın? Manyak mısın? Dışarı çıkarırsan çalır götürürler. O yüzden ironing the clothes is a difficult responsibility for me dememiz lazım. Taking out'un üzerine çiziyoruz ve ironing'i de yuvarlak içine alıyoruz. Ironing ütülemek, the clothes kıyafetler, difficult is a difficult, zor bir responsibility, sorumluluk for me benim için diyoruz. Steve is responsible for cooking the dishes. Steve bir şeyden sorumluymuş. Neyden? Bulaşıkları pişirmekten mi sorumlu yoksa yemeği pişirmekten mi sorumlu? Yemeği pişirmektir. Aynen, bulaşıkları pişiriyorsa manyak derler, dangoz derler. O yüzden Steve is responsible for cooking the dinner diyoruz. O zaman dishes'ı çizip dinner'ı da parantez yuvarlak için alıyoruz ve geçiyoruz. Artık let's learn kısmına. Artık birazcık da öğrenelim. Gerçekten alkışlar içinde geldik. Şöyle alkışlarla yaşıyorum hocam. Alkışlar gerçekten bir sanatçının en büyük besin kaynağıdır. Yani sabahleyin mesela biz kalkınca yumurta yiyoruz, süt içiyoruz. Öğlenleyin böyle et yiyoruz, akşam salata falan. Ama sanatçı hep alkışlarla beslenir. Sabah 2 alkış, öğlen 3 alkış, akşam 5 alkış. Sonra ben adam tuttum, bana alkış yapıyor sürekli. Aynen, mecbursun. Çünkü sen bir sanatçısın ve sanatçı alkışla beslenir Tonguç'u. Şimdi let's learn'e baktığımızda expressing obligation yani zorunluluğu nasıl ifade edeceğiz? Zorunluluğu biz İngilizce'de have to ve must ile ifade ediyoruz. Ama şuna dikkat. I, you, we, they, he, she de direkt sadece must söyleyip ardından fiili normal yani kullanabiliyoruz. Mesela I must go to school. Okula gitmek zorundayım. Veyahut da you must işte do your homework. Ödevini yapmak zorundasın diyebiliyoruz. He, she de hepsinde must oluyor. Fakat I, you, we, they ve he, she'nin değiştiği bir kullanım var. O da have to, has to. I, you, we, they have to do bir şey, mesela bir şey yapmak zorunda diyoruz. Veya he, she, it has to verb bir kullanabiliyoruz. Burada kesin olan bir şey varsa, bak he, she, it hatırlarsan do, does oluyordu, go, goes oluyordu, ne bileyim play, plays oluyordu, swim, swims oluyordu ya. Burada has da geliyordu. Aynen. Have, has oluyor diyeceğiz Tonguç evladım benim. Şimdi şuraya bakalım. Mesela bunlar tabii mesela cümle olarak örnek olacak verecek olursak I have to study. Bu ne demek? Ders çalışmalıyım. Ders çalışmak zorundayım. I must study de böyle bir anlam var. I must study. Peki bugün bunun arasındaki fark ne olabilir sence? I must study ile I have to study. Hocam, bu biraz daha büyük zorunluluk. Yani burada mesela diyelim ki hocan ödev vermiş. Yarın sınavın var. Artık mecbursun yani seve seve çalışacaksın. O zaman I have to study. Ama burada kendin akıllı bir çocuksun. Yani seninle alakalı bir şey değil bu örnek. Arkadaşlarla alakalı. Akıllı, başarılı bir çocuksun. Ve derslerine çalışman gerektiğini düşünüyorsun. İyi bir liseye girmek istiyorsun. O zaman I must study diyebilirsin. Bir de sorumluluklarımızı, bunlar zorunluluklardı, bunlar da sorumluluklar. Sorumlulukları dile getirirken de I am responsible for, ben şundan sorumluyum. I am responsible for ifadesini kullanabiliyoruz. I am responsible for mesela bir şeyle yükümlü olmak, bir şeyle sorumlu olmak anlamına geliyor. Veyahut da he is responsible for, she is responsible for diyebiliriz. Aynı zamanda I am in charge of veyahut da he is in charge of ifadesini kullanabiliriz. Bu da yine yükümlü olmak, sorumlu olmak anlamına geliyor. Veya it is time to study. Bu şimdi ders çalışma zamanı. Veya it is necessary to study. Şimdi ders çalışmamız gerekir gibi ifadeleri de kullanabiliyoruz. Demek ki bunların hemen hemen hepsi zorunluluk veya sorumluluk gerektiriyor. I have to study, ders çalışmak zorundayım. Yarın sınav var, başka şansım yok. I must study, ders çalışmalıyım çünkü bu benim için iyi bir şey. I am responsible for işte taking out the garbage, tamam bu da belli, net bir şekilde çöpü dışarı çıkarmakla sorumlusun. It is time to study, şimdi çalışma zamanı. Şimdi let's practice, bazı alıştırmaları beraber yapalım. Complete the sentences with the words in the box. Cümleleri diyor, tamamlayın, complete cümleleri. The sentences with the words, hangi kelimelerle? In the box, kutudaki kelimelerle tamamlayın diyor. Şimdi Sarah, children, I am, Sam falan filan gidiyor böyle. Sarah ne yapıyormuş? To help her mother in the house. Sarah
annesine evde ne yapmalı? Yardım etmeli. O zaman Sara ne diyelim mesela? Must to olmaz. In charge to, responsible to. Ha, o zaman ne diyeceğiz? Sara has to. Bak buraya has'ı yazıyorum. Sara has to help her mother in her housework. Sara annesine de yardım etmek zorunda yani. Tabii ki annesinin bir tanesi Sara. Yardım etmeli. Şuna bakalım. Children nokta nokta respect the elder people. Children yaşlı insanlara saygı duymalı. Duymak zorunda. O zaman children must respect the elder people. Niye? Biz büyüklerimize, dedemize, babaannemize, halamıza, teyzemize hep bir saygı duyarız. Onların yanlarında böyle adam akıllı uslu bir şekilde otururuz. Onların halini hatırını sorarız. I am nokta nokta for setting the table. Ben masayı toplamak zorundasın ama for olduğu için burada sorumluluk dile getirmen gerekiyor. I am responsible for setting the table diyoruz. Şuraya baktığımızda ise Sam nokta nokta of taking out the garbage. Sam is in charge of. Burada da of olduğundan dolayı charge ifadesini kullanmak zorundayız. I'm in charge of taking out the garbage. Ben çöpleri dışarı çıkarmakla yükümlüyüm. Don't you think it is necessary to clean up the house? Düşünmüyor musun diyor bak evi temizleme zamanı veya it is time to clean up the house diyebiliriz. Burada necessary de cevap olabilir Tonguç evladım benim. Time da olabilir. Şimdi geldik bu likes ve dislikes'ın tablosuna. Şimdi burada şuna dikkat edin. Hocam çok güzel olmuş bu gerçekten. Bak, love en fazla sevgi duyduğun şeylerde love kullanıyorsun. I love you teacher. Aferin beni çok seviyorsun. Ben de seni seviyorum Tonguç evladım. Gerçekten biz bir... Hocam öyle bir şarkı vardı. Hatta hep beraber söyledik. I love you. I love you. Do you love me? Yes I do. If you love me kiss me kiss Hocam, me. Hocam çok güzel söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Şarkıcı olmaz. Bir dönem Rihanna arkadaşımdı. Beraber şarkı çıkaralım dedi. Ben o zaman yok olmaz ben öğretmen olacağım dedim. O yürüdü gitti. O bayağı gerçekten ünlü oldu. Gerçekten bayağı yürümüş hocam. Bayağı yürüdü gitti. Ünlü oldu. Biz burada öğretmenle devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Olsun. Arada bir görüşüyoruz gene. WhatsApp'tan engelledi beni. Ama ben bir şekilde stalklamaya çalışıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. Engelledi. Beni engelledi. O günden sonra görüşemedik. Neyse şimdi. Love çok sevmek anlamına geliyor. Tamam bunu biliyoruz. Ama aşırı sevgi ve çok sevgi yani. Ama onun altında hoşlanmakta ise Tonguç evladım benim. Like kullanıyoruz. Like ne demek? Yani işte... Hoşlanıyorum yani. Tamam güzel. Mesela diyelim ki biz gezmekten hoşlanıyoruz. Ama çok sevdiğim şeyler de olabilir. Bir de prefer var. Bu prefer biraz daha altına düşüyor. Bu da tercih etmek. Yani neyse artık. Hani kahveyi çaya tercih ediyorum. Veyahut da ne bileyim portakal suyunu grapefruit suyuna tercih ediyorum gibi. Don't doesn't prefer de tercih etmemek. Sonra buradan artık yavaş yavaş olumsuzlara geçiyoruz. Artık don't like veyahut da doesn't like diyebiliriz. Don't veyahut da doesn't şöyle yazalım. Don't doesn't like ifadesi ise artık hoşlanmam anlamına geliyor. Ve bunun daha da kısaltılmış hali dislike diyebiliyoruz. Sonuç evladım benim. Artık iyice nefret ettiyse yani tiksiniyorum. Hatta bunu Türkçesi... Nefret Allah belasını vermesin. O kadar değil. Bela okumayalım ama tiskiniyorum dediğin zaman mesela o zaman da hate ifadesini kullanıyoruz. Demek ki love and hate. What a beautiful combination. Yani bak bu en fazla sevgi gösterisi bu ise nefret. Bunun ortası preferler oluyor. Biraz az hoşlanmak ya da hoşlanmamak da doesn't like oluyor. Şimdi bunları gel istersen burası tamam bu burada kaldı. Şimdi biz bir de bunları cümle örnekleri içerisinde gösterelim. I, you, we, they'de love kullanabiliyoruz olumlu cümlelerde, pozitif cümlelerde. Like kullanabiliyoruz veyahut da prefer kullanabiliyoruz. Aynı zamanda dislike, nefret etmeyi söylemiştik zaten. Veyahut da hate kullanır. Bunlar olumlu cümleler. Sonrasında fiilin verb ing hali geliyor. Mesela I love playing football. Ben futbol oynamayı çok seviyorum. I like playing basketball. Basketbol oynamayı da seviyorum. I prefer tennis to scuba diving. Ben tenisi scuba diving'i tercih Vay, ediyorum. Ne kaliteli bir hayat ya. Genelde böyle elit bir yaşantım var. Yani scuba diving. Benim hayatımda böyle bir hayatım olmadı hocam. Sen, ne zaman sen olabilir? Mahalledeki boş arazide kendi kendine top oyna. Ben böyle scuba diving'le tenisle uğraşıyorum. Tonguç evladım benim. Ben kaliteli bir insanım yani. Şaka bir yana I dislike falan dedik. Peki negatif formu nasıl yapacağız Tonguç evladım benim sence? Hocam negatifte not getirilir. Harikasın bu kadar basit. Bu kadar basit. Not değil de don't getiriyoruz tabii. Bu kadar da basit değil ama don't getireceğimizi tahmin ettin. Zekanı kullandın ve pırıltılı bir şekilde sayfaya gönderdin. Şimdi burada I don't love, I don't like, I don't prefer diyebiliriz. Ondan sonra da yine verb ing ifadesini kullanacağız. Yani fiilden sonra gelen verb ing. Şimdi şuraya baktığımızda ise he, she, it ise durumlar değişiyor. Hani az önce I love, I like veyahut da I prefer, işte I dislike, we hate gibi ifadeler kullanmıştık ya. Burada maalesef böyle kaçıp kurtulamazsa Tonguç. Burada mutlaka he, she, it olduğu için he, she, it loves, she likes, it prefers, he dislikes, it hates gibi s takısı almış hallerini kullanman gerekiyor. Sonra yine verb ing'yi kullanabilirsin Tonguç evladım benim.
He she'tin olumsuzunda ise hani burada ne diyorduk? Don't diyorduk ya, bu sefer don't diyemiyorsun Tonguç evladım benim. Don't yazıyorsun güzel ama bu sefer doesn't demen gerekiyor. S takısı bu sefer olumsuza geliyor. Peki feel ne oluyor? Feel'de bir sıkıntıya gerek yok. Zaten love'ı veyahut da like ifadesini ya da prefer'ı artık S takısı almadan da kullanabilirsin. Demek ki buradaki S'ler olumsuzlukta buraya geldiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi gel let's practice yapalım, bir pratik yapalım. Şimdi burada gerçekten ev işleri var ve çocuklar kendi aralarında, ben işte yer temizlemeyi seviyorum, sen bulaşık yıkamayı seviyorsun, kendi aralarında konuşmuşlar. Mesela Mary çok seviyormuş, bayağı bir kalp olunca love oluyor. İşte fena değil like, don't prefer tercih etmem, hate nefret ediyorum, don't like sevmiyorum, prefer de seviyorum, tercih ediyorum anlamına geliyor. Şimdi burada Mary, Sam, Linda ve Kevin'in sıra dışı hayatında skandallarla dolu bir alıştırma yapmaya çalışacağız. Şimdi Mary nokta nokta washing the dishes but she nokta nokta making the bed. Mary ne yapmayı seviyormuş, hoşlanıyormuş? Washing the dishes. Bakalım. Bulaşık makinesi yıkamayı. Bulaşık makinesi yıkanmaz Tonguç evladım. Bulaşıkları yıkarsın. Bulaşık makinesi. Hocam bulaşık makinesi yıkanmıyor. Ya onun dışını temizliyor. Kendisinin içini temizliyor. Dışını belki tozla silebilirsin böyle. Ama bulaşık makinesini nerede yıkayacaksın? Bulaşık makinesini yıkamak için bir başka bir makine mi alacaksın yani? Pardon hocam, polemik yarattım. Aynen, resmen saçma sapan bir konuya gitti yani. Kafam karıştı benim de. Neyse, Mary washing the dishes dedik. Washing the dishes hakkında Mary'nin görüşüne baktığımızda Mary seviyor yani, o fena değil diyor. O zaman Mary like diyeceğiz değil mi Tonguç evladım? Hayır. Mary she olduğu için Mary likes diyeceğiz. Buraya dikkat edin. Mary likes washing the dishes but she neymiş? Yatak yapmayı ne yapıyormuş? Yatak yapmayı yatak yapmaktan nefret ediyor. O zaman Mary hate, daha doğrusu hate değil, yine S takısını unutuyoruz. Mary yani she hates making the bed diyeceğiz. Linda'ya baktığımızda Linda hoşlanmıyor şey yapmaktan, nedir o, yatak yapmaktan. O zaman Linda doesn't like diyeceğiz. Linda doesn't like making the bed. O zaman buraya şöyle S takısını koyalım. Nerede Linda'mız? Linda burada. Yatak yapmaktan da hoşlanmıyor. Tamam, doesn't like. But she washing the dishes. Bulaşıkları yıkamaktan ne yapıyormuş? Bulaşıkları yıkamayı çok seviyormuş. Gerçekten Linda bulaşık yıkamaktan aşıkmış. Çok seviyormuş. O zaman buraya love yazacağız. Ama Linda she olduğu için loves ifadesini kullanmamız gerekiyor. Şimdi Sam ve Linda iki kişi olduğu için artık onlar they oluyor. They olduğu için artık fiilimizde S takısı kullanamayız. Sam ve Linda taking out the garbage, yani çöpü dışarı çıkarmaktan ne yapıyorlarmış? Çöpü dışarı çıkarmak tercih ediyorlarmış sadece. Bak, taking out, Mary, Sam tercih ediyorlar. O zaman Sam and Linda yani they prefer diyeceğiz. Prefers diyemezsin. Linda prefers diyebilirsin. Linda tercih eder diyebilirsin. Ama Sam and Linda iki kişi olduğu için Tonguç evladım benim, asla S takısı kullanmadan normal halini yazıyorsun fiilin. Taking out'ı galiba, çöpü dışarı çıkarmak. Kevin'a baktığımızda Kevin dusting the furniture. Mobilyaların tozunu almayı tercih etmiyormuş. O zaman Kevin doesn't prefer diyoruz. Doesn't prefer. Hatta S takısını bir kez daha burada vurgulu bir şekilde gösteriyorum. Doesn't prefer dusting the furniture. But he tercih ediyormuş vacuuming the floor. Bakalım Kevin'a vacuuming the floor tercih ediyor. O zaman he prefers diyebiliriz. Niye? He, she, de S takısı geliyordu. Ve burada da resmimiz S takısı alabilecek hale geliyor. Şimdi geldik birkaç tane sorumuz var. Sonra yavaş yavaş bitiriyoruz. Sonunda be. Şimdi important questions. What are your duties? Senin görevlerin neler Tonguç? Mesela senin evde yapmakta zorunlu olduğun görevler neler? Neler yapıyorsun mesela? Benim hocam. Neler yapıyorsun mesela? Söyle bakalım bana. Hocam ben evde yatıyorum. Anca yatıyorum. Tamam, o zaman ben yatmakla sorumluyum diyebilirsin. Söyle bakalım. I must water the plants. Ha, mesela sen çiçekleri sulamakla görevlisin. I must water the plants. Başka bir görevim var. And take out the garbage. Take the garbage out. Tamam, güzel. And take the garbage out. Take the garbage out. Niye? Doğru. Gerçekten sen çiçekleri sulamak, yani bahçe içine, senin evin içine sokmamaya çalışıyorlar. Genellikle çöpü dışarı attırıyorlar veyahut da bahçedeki kulübede yatıyorum hocam. Sen kulübede mi yatıyorsun? Evet hocam, kulübede yatıyorum. Aa, senin evin dışında böyle üzerinde. Burada sosyal çocuk esirgeme kurumuna şey yapmıyorum, çağrıda bulunuyorum. Lütfen beni alın şu ailenin yanından. Aa, ben senin kulübede. Ayrı eve çıkmak istiyorum ben. Kulübenin üzerinde ne yazıyor? Tonguç mu yazıyor hocam öyle? Ben babamla geçen gün tartıştım. Ayrı eve çıkmak istiyorum dedim. O zaman da sen çıkabilirsin. Orada kulübe var. Kulübede yat dedi. Aa, ayrı eve çıkma isteğinden dolayı. Ha, yoksa şey. Sen şimdi böyle kendi kulübende yaşıyorsun. Ama yani ben kulübe olduğunu tahmin etmemiştim.
Olsun. Kaç artı kaç kulübe? Hocam 0 artı 1. 0 artı 1. Güzel, sıkıntı yok. Peki suyunu yemeğini veriyorlar mı evladım? Elektrik suyu bedava hocam. Her şey için. Ha, dışarı kabuda getiriyorlar aynen. Zaten. Güzel, tamam, sıkıntı yok. Ya, evet. Şaka bir yana gerçekten güzel bir şey. İnsanın şimdiden özgürlüğüne kavuşması, kendine ait bir kulübe. Biraz soğuk oluyor kışları. Kışın ama... soğuk olur. Orada yapacak bir şey yok ama kendine ait bir yaşam kurmuş olman güzel bir şey. Şimdi I must water the plants and take the garbage out dedik. Which task do you find enjoyable? Hangisini daha eğlenceli buluyorsun diyor. Mesela I have fun when I take my dog for a walk. Ben köpeğimi yürüyüşe çıkardığımda gerçekten mutlu oluyorum. Bunu daha eğlenceli buluyorum diyebilirsin. Who waters the plants regularly in your family? Sizin evinizde çiçekleri kim suluyor? Genellikle kız kardeşler sular, öyle değil mi? My sister waters the plants. Waters the plants. Çiçekleri suluyor, bitkileri suluyor. Regularly. Regularly de düzenli demek Tonguç evladım benim. Regular düzenli, regularly düzenli bir şekilde. Who is whose responsibility is doing shopping? Evde alışveriş yapmak kimin sorumlu? Sizin evde alışveriş yapmak kimin sorumlu Tonguç evladım benim? Hocam bizim evde alışveriş annemin sorumlu. Annenin sorumlu. Doğru. Gerçekten tahminimiz doğruymuş. It is my mother's veya my mom's diyebilirsin. My mother's responsibility diyorsun ve artık bomba gibi ev işlerinin ilk kısmına hazır olmuş oluyorsun. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla.